sucuk gömme yapacağız. Nasıl yapacağız Lütfü ustam? Sucuğu nasıl gömeceksin ateşe? Öncelikle sucuğumuzu soyacağız. Yağlı kağıdımıza sarıp. Evet Lütfü ustam sucuğun dışındaki zarı soymuş. Evet zarımızı soyuyoruz. Malzemelerimiz yağlı kağıt, sucuk. Sucuk. Islatıyoruz yanmaması için. Memertiyoruz bunu. Evet kağıdımızı ısladık. Güzel bir şekilde sucuğumuzu sarıyoruz. Hava almayacak derecede. Alüminyum folyoyla sarıyoruz. Sucuğumuzu sardık. Ve közle buluşturacağız bunu. Buluşturalım. Ateşin biraz köz olması gerekiyor. Çok. Afyon Karahisar diyebiliyorsunuz. Gömme sucuğu. Ben Türkiye'nin başka hiçbir yerinde görmedim bunu. Dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Ama lezzeti buradan alıyor. Bakın nasıl gömülür sucuk. Ustam ne kadar pişecek bu? 15-20 dakika bekleyecek. Evet. Ondan sonra çıkaracağız. Bakın sucuk nasıl gömülür. Ustam gömdü. Bir tane daha gömmüş. Ustam bakın oradan görüyorum. Evet, sucuk gömmemiz artık hazır. 15 dakikada pişiyor. Tam 15 dakikada pişiyor. 15 dakika sonra sucuğumuzu açıyoruz. Ve son hali budur. İşte bu. Sucuk gömme. Çok kızarmış. Nar gibi kızarmış. Çok güzel gözüküyor. Of. Afyon Karahisar'ın meşhur sucuk gömmesi. Evet. Bunu dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Şu tada bak şu evet. Yasemin süper olmuş ama bu gerçekten. Ali Bey ben de dayanamadım. Dayanamadık bir tane tadına alacağız. Tadına bakıyoruz evet. Ustam izninizle. Afiyet olsun. Mükemmel bir tat, mükemmel bir tat. Bakın hiçbir şeyle mukayese olmaz. Evet. Gerçekten lezzeti, tadı ayrı bir. Sıcaklığı da güzel. Çok güzel olmuş ustam, çok güzel olmuş. Eline sağlık diyorum. Efendim.